robot süpürgeler çoğaldıkça model seçme konusunda zorlananlar için Xiaomi üst markasına ait 12 robot modelini inceledik. Şimdi gelin bu robotların özelliklerine hızlıca bakalım. Videonun hemen başında herkesin aklındaki marka karmaşasını giderelim. Videodaki modeller Xiaomi, Roborock ve Viomi markalarına ait olacak. Bu markaları hemen açalım. Xiaomi, herkesin artık bildiği telefon, laptop, scooter, akıllı ev ürünleri, akıllı bileklik, kulaklık ve daha nicelerini üreten Çinli meşhur bir firma. Roborock ise ev temizlik ürünleri alanında geliştirme yapan ve Xiaomi'den aldığı yatırımla Eylül 2014'te Xiaomi ekosistemine dahil olan bir firma. Viomi, nesnelerin internete odaklı akıllı ev cihazları sunan bir başka firma. Xiaomi ile ürün ve kullanıcı paylaşımı konusunda bir ortaklığı bulunuyor ve aynı zamanda Xiaomi, Viomi markasının hissedarı konumunda. Yani özetle, tam olarak öyle olmasa da Xiaomi'yi bir üst marka, Roborock ve Viomi'yi ise alt markaları olarak düşünebilirsiniz. Videoda Xiaomi'nin Xiaomi ve Mijia, Roborock'ın Roborock ve Xiaowa, Viomi'nin ise yine kendi adını verdiği robotlarını inceleyeceğiz. Öncelikle lansman tarihlerine göre yeniden eskiye göre sıralanmış modellerimize hızlıca bakalım. Özelliklere geçmeden önce hızlıca birkaç not ekleyelim. Xiaowa serisi diğer tüm modellere kıyasla giriş seviyesinde kalıyor. Radarla değil, jiroskopla navigasyon yapan bu modelleri etrafa çarparak yönünü bulan robotlar gibi düşünebilirsiniz. Değerlendirmelerinizde bunu dikkate alın. İkinci olarak Viomi V2 ve Viomi V2 Pro modellerini tek bir model gibi inceleyeceğiz. Çünkü tek önemli farkları Pro versiyonunda toz kutusu ve su haznesi bir arada yer alıyor. Bunun dışında tüm özellikleri aynı. Son olarak, internette sık sık gördüğünüz birinci nesil ve ikinci nesil robot süpürge kavramlarından birinci nesil dediğimiz Xiaomi Mi Robot Vacuum, ikinci nesil dediğimizse Roborock S5 serisi oluyor. Bu bilgiler ışığında gelin robotların özelliklerine geçelim. Model fark etmeksizin robotların tamamında bulunan ve bulunmayan bazı özellikler var. Eğer bunlardan bir ya da birkaçı için robot süpürge almayı düşünüyorsanız istediğiniz modeli tercih edebilirsiniz. Bu özellikler şu şekilde. HEPA filtre. Hemen hemen tüm normal süpürgelerde bile bulunan toz filtresi tüm robot modellerinde bulunuyor. Bazıları yıkanabilir, bazıları ise yıkanamaz özellikle oluyor. Fakat yedek parça olarak dilediğiniz zaman yıkanabilir olanı alıp kullanabilirsiniz. Haritalama. Xiaowa modellerinde çok vasat da olsa ve anlık takip edilemese bile tüm modellerde süpürülen bölgenin haritasını çıkarma özelliği var. Kendisini şarj etme. Büyük evlerde temizlik esnasında robotun şarjının azalması durumunda robot şarj istasyonuna geri dönecek, kendisini yeterince şarj edecek ve temizliğe kaldığı yerden devam edecektir. Kenar sensörü. İçerisinde merdiven bulunan evler için merdiven kenarı gibi yüksek bir noktaya geldiğinde robotun düşmesini engelleyen sensörler bulunmaktadır. Temizlik sonrası istasyona dönme. Tüm modeller temizliği bitirdikten sonra şarj istasyonuna kendileri dönmektedir. Zaman planlama. Mobil uygulamalar vasıtasıyla robotu hangi gün, hangi saatte otomatik olarak çalıştıracağınızı ayarlayabilir, dilerseniz bu ayarlamaları haftalık döngüler şeklinde yapabilirsiniz. Mobil uygulama. Robotunuzu her anlamda yönetebileceğiniz, modele göre artıları ya da eksileri olan bir mobil uygulama bulunuyor. Manuel yönlendirme. Robotunuzu uygulamada bulunan sanal joystick ile istediğiniz yere yönlendirebilirsiniz. Sesli geri dönüş. Bu robotların tamamı hoparlör barındırmaktadır ve robotlar temizlik başlangıcı, bitişi, toz kutusu çıkarılması gibi durumlarda farklı dillerde konuşmaktadır. Yan fırça. Bu modellerin tamamında bir adet yan fırça bulunuyor. Çift yan fırçalı modeller de piyasada mevcut. Kirlilik tespiti. İncelediğimiz robotların hiçbirisi süpürülen bölgenin kirlilik seviyesini tespit edip süpürme sayısını değiştirmemektedir. Farklı markalara ait bazı modellerde bu özellik bulunmaktadır. Toz kutusu dolu uyarısı. Yine incelediğimiz hiçbir modelde toz kutusu dolduğunda robotlar uyarı vermemektedir. Otomatik çöp boşaltma. Bu özelliğe sahip modellerin şarj istasyonunda
bir de büyük toz kutusu bulunmaktadır ve temizlik bitince robot kendi toz kutusundaki çöpü ana çöp kutusuna boşaltmaktadır. Piyasada sayılı modellerde bulunan bu özellik inceleme dahilindeki hiçbir modelde bulunmamaktadır. Evet, ortak özellikler bunlar. Gelin şimdi bu robotların birbirinden farkları nelermiş bunlara bakalım.